80 darbesinden sonra devlet politikasıdır zaten. İki büyük yaratalım, derbi oluşturalım. Onun peşinden gidelim. Aynı Avrupa'da olduğu gibi. O zihniyet maalesef hala var. Tabii. Devam onun ediyor. Da adını Galatasaray Fener koydular ki ben ona Fenerler de biliyor, biz de biliyoruz. Kabul etmem, hayatta kabul etmem. Türkiye'nin derbisi Beşiktaş Fener'dir. Çünkü holiganizm, stat kavgaları, şehir kavgaları hep Beşiktaş Fener arasına geçmiştir. Galatasaray'ın İstanbul'da esamesi olmamıştır. Fenerler gider üstünlük kurar, Beşiktaşlar gider üstünlük kurardı. Hani böyle bir tribündü yani. Ama şimdi devlet çıkmış diyor ki Galatasaray Fener rekabeti. Galatasaray Fener rekabeti olsaydı Beşiktaş Fener maçından 3-4 gün önce sokaklarda hareketler başlamazdı. Onlar Galatasaray maçında olurdu. Sanırım dünya tarihinde bir tarihi olmayan, anlamı olmayan tek derbi olabilir Galatasaray Fener başlangıcı. Hiçbir anlamı yok. Zaten ben bunlara derbi dedim. Ben bunlara futbol kulübü demiyorum. Bunlar birbirleri için var olmuşlar. Tamam, birbirleri için varlıkları, sebepleri var. Bizimki öyle değil. Bizim varlık sebebimiz her şeyi kucaklamak, her şeye sevgiyle bakmak. Fener olmadan Galatasaray olmamış, Galatasaray olmadan Fener olmamış. Böyle de tekerlemeleri var kendi kendine. İşte bunlar hep medyanın bunlar yıllarca insanlara pompaladıkları haberler, bilinçaltlarına yerleştirdikleri şeylerdir. Türkiye'de öyle bir şey yoktur. Türkiye'nin derbisi Beşiktaş Fener'dir. Bunu bütün Türkiye'de bilir, bütün taraftar grupları da bilir. İstanbul'da bilir. Belki sizin yaşınız, belki o zamanlar küçüktünüz ama İstanbul nefesi kesilirdi Beşiktaş Fener maçı olduğu zaman. 3-4 gün önceden başlardı. Sokaklarda kavgalar, stat önünde sabah kavgalar, pusular, kurumular, suikastları yaptılar. Yani o devir acayip bir devirdi yani. Öyle geldi geçti. Sonuçta bir önemli olan çoğunluk değil, kalitedir. Tamam mı? Kalifiye olmasıdır. Beşiktaş camiasının büyüklüğü taraftarından gelir ve felsefesinden gelir. Aldığı kupalarla ilgili değildir. Duruşuyla gelir, babakkısıyla gelir, Şeref Bey'iyle gelir, Süleyman Sebası'yla gelir, Kaptan Rıza'sıyla gelir. Hala birçok dizilerde, filmlerde Beşiktaş sahnenin olması da ben bununla alakalı düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, yani ülkenin en marjinal tipleri hep Beşiktaş'tı. Evet. Siyasiler de öyle. Şöyle bakıyorum siyasi tarihimizin geçmişine, sağ bloktaki ne bileyim Abdullah Çatlılar, Çakıcılar mak üzere hep Beşiktaş'ta. Sol bloka bakıyorum, Deniz Geçmiş'te Mahir Çayanlar Beşiktaş'tı. Üst siyasete bakıyorum, Süleyman Demir'le olsun, Ahmet Necdet Sezer'ler, Ecevit'ler, ondan sonra ne bileyim hep Beşiktaş'tı. Hep Beşiktaş'tı. Yani Beşiktaş sanki şey yani devletin veyahut da halkın bir ayrı bir takımı gibi duruyor. Tamam mı Beşiktaş? Zaten Beşiktaş, şunu söyleyeyim yani, Türkiye'nin de aydınlık yüzüdür aynı zamanda. Çarşı da buna etki oldu. Çarşı yıllardır sizler de bilirsiniz. Gezi olaylarından önce de pankartlarımız, flamalarımız hep konuşulurdu. Ne yapardık? Bırakın Hasan Keyif, keyfine Hasan bak. Keyfine baksın derdik. Hasan Keyif sular altında kalmasın derdik. Veyahut da Kaz Dağların altı üstünden de erdir derdik. Veya bugün Karadeniz, haklı olduğu abi, tekrar ortaya Karadeniz kansere yenilmesin dedik. Tabipler odasının sıkıntısı oldu. Onları dile getirdik. Öğretmenlerimizin oldu, mühendislerimizin oldu. Ve bunlar hep karşılık buldu. Ve Türkiye'de şöyle bir şey çıktı. Meğerse herkes bir şeye karşıymış. Ama o karşı olma duygusunu bir türlü ortaya koyamıyormuş. Daha sonra bir baktım Türkiye'de her eylemde veyahut da her hak arama pozisyonunda bir çarşı flaması çıktı. İnanın o flamaları biz yapmıyoruz, o işçiler yapıyor. Veyahut da o hakkını arayan emekçiler yapıyor. Beşiktaş tribününü bu kadar yakından yaşarken bir şey sormak istiyorum. Vodafone Park'ın açılmasıyla veya yeni stadımız diyeyim artık. Evet. Seneye de isim de değişiyor. Sponsorluk hakları da bitiyor. Yeni stadımızla birlikte taraftar profilimizde nasıl bir değişim oldu sizce? Evet, yeni stadyuma bir türlü alışamadık. Eski stadı özlüyoruz. Eski stadın atmosferini gerçekten de özlüyoruz ve değerini bilmemişiz. Ben onu anlıyorum yani. Orada yani zamanda yolculuk yapma şeyim olmuş olsa zamanda yolculuk yapar tekrar İnönü'ye giderdim yani. Yeni stadımız bir kere bizim istediğimiz gibi şekilde olmadı. Mimari olarak. Hani tribünler istediğimiz gibi olmadı. Her yer loca doldurulmuş. En azından bir tribün tek katlı olabilirdi. Tamam mı? Onu da yapmamışlar. Artı stadımızın teknik birçok sorunları var. Stadın üst tarafından ses gidiyor, ses uçuyor. Tribün taraftar gruplarının konuşlandığı noktalar yanlış. Onun dışında deplasman taraftarına televizyonun sesin gittiği en güzel noktayı deplasman taraftarına vermişler. Televizyonda maç izleyen Beşiktaşlar çıldırıyor. Yani birçok sorun var ve bu sorunların hiçbirini kulüp ve taraftar eğilemiyor. Herkes konuşuyor ama gelin ne yapalım, bir şeyler yapalım diyen yok. Bir konuşulmuştu koltuklar kalksın kararkasın diye ama bunlar çözüm galiba değil. Bunlar çözüm değil. Koltuklar yarın bilet de gelir, e-bilet de gelir. Koltuklar da kalkar. Önemli olan oradaki bir sistemi oluşturabilmek.
Oluşturulabilir mi peki sizce? Oluşturulur. Çok basit oluşturulur. Tamam mı? Çok basit. Beşiktaş kulübü olarak sen deplasman takım taraftan oradan çıkartacak gücün yok mu? Var. Var. Neresi uygun size? Kadar, deniz tarafındaki karar kasıma. Her zaman yani neresi biz istiyorsak oraya yollayacaksın. Yok güvenlik diyor. Güvenlik diye bir şey yoktur. Güvenlikçiler onun güvenliğini sağlamak zorundadır. Yıllarca sağladılar zaten. Sağlamak zorundadır. Aynı şey Kadıköy'de olmuş olsa Aziz Yıldırım 50 kere yollamıştı bunları. Tamam mı? Veyahut da başka bir başkana örneği vereyim. Bizim başkanlarımız bu noktada hep bir adım atamadılar. Ya taraftara gelince taraftar profili çok değişti. İnanılmaz derecede değişti. O kadar hızlı tüketim var ki. Biz eskiden yönünde maçlar izlerken Beşiktaş yenildiğinde kapalı da oturur ağlardık. En az 100 kişiyi ağlarken görürdük. Şimdi sen bir tane ağlayan Beşiktaş'ı gördün mü? Veya takım nasıl oynadı, hoca nasıl bir değişiklik yaptı bunu konuşan gördün mü? Yok. İnönü Stadı'nda kapalı tribün, lokomotif tribündü. Lokomotif de her zaman. Şu an sizce? Şu anda kapalı tribün. Bak şimdi kapalı tribünde bir zeka birikimi vardır. Kapalı tribüne gelenlerin bir akıl noktası vardır. Akıl ve tecrübe birikimi vardır. Bunları açık tribünlerden sağlayamıyoruz. Çünkü açık tribünlere gelenin gidenin her hafta değişir. Her hafta değişik taraftar grupları gelir veya hayatın ilk defa maça gelenler hep açığa giderler. Orada bir akıl oluşmuyor. Kapalı da bir akıl oluşuyor. Çünkü Beşiktaş kapalısı Türkiye için şarttır. Beşiktaş kapalısı Türkiye'nin dertlerini de gündeme getiriyordur. Sırf futbolu gündeme getirmedi. Her şeyi getirdi. Beşiktaş'ın kapalısını bu ülke milli hazine ilan etmeli veya kulüp hazine ilan etmeli. Bizim zaten böyle sıkıntılarımızda Beşiktaş tribünleriyle bir sıkıntı olduğunu dikkat edersin. Herkes aman Beşiktaş taraftarını üzmesinler. Onlar iyi çocuklar, güzel çocuklar deyip herkes bizden yana oluyor. Önce kulüp kendi stadına hakim olacak. İnönü'de bir elit ve daha üst sınıf bir taraftar oluşturulmaya çalışılıyor aslında. Baktığında da biraz da ona gidiyor. Bir de Beşiktaş o kadar marjinal bir kulüp oldu ki, o kadar isim ve ses getiren bir kulüp oldu ki şu an Beşiktaş tribünlerine Beşiktaşların dışında da çok taraftar geliyor. Avrupa'dan örneğin taraftar grupları geliyorlar, liderleri geliyorlar. Beşiktaş'ın stadını görmek, o ambiyansı içlerinde hissetmek isteyenler. Yani futbol turizmi var İnönü'de. Lokasyon olarak dünyanın bir numarasıyız. Semt olarak dünyanın bir numarasıyız. Her türlü malzeme var. İşte ortada helvayı yapan yok. Onu da hep beraber kafa kafaya vereceğiz. Tamam mı? Beşiktaş'ın menfaati ve Beşiktaş'ın tribün gücü çok önemlidir. Olmazsa olmazımızdır. İşte görüyorsunuz bakın. Kulüp hakkını kendi sosyal medyasından arayamıyor. Bir yazı dilini kullanmak zorunda mecbur ama nasıl çarşının internet siteleri veyahut da diğer taraftar grupların platformu nasıl kulübü için savaşıyorlar? Kulüp de savaşçı olacak. Kulübün yapamadığı, söylemek istediği sözleri biz söyledik bugüne kadar. Böyle kaçarak, dövüşerek olmaz. Ortaya çıkmalı. Yönetimlerin, şu anki mevcut yönetim ve önceki yönetimlerin çarşıyı Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda iyi kullandığını düşünüyor musunuz? Hepsi Beşiktaş çarşıdan korktular. Gezi olaylarından sonra ve önceki olaylardan sonra Beşiktaş taraftarının muhalif durumundan dolayı hepsi rahatsız oldular. Sonuçta Beşiktaş'a gelen bütün yöneticiler iş adamıdır. Ticari hayatları var, şunları var, bunları var yani. Bize de bakılan bakış açısı ortada ülkede bazı kesimin. Onlara yaranmak için kendi taraftarından vazgeçerler yani, onu da söyleyeyim yani. Türkiye'deki siyasi konjonktür şu an Türk futboluna hükmediyor. Türkiye'de 10 yıldır futbol oynanmıyor. Türkiye'de 10 yıldır tribünlerde taraftar yok. Türkiye'de 10 yıldır her şey sapla saman birbirine girdi. Çünkü futbolu siyasallaştırdılar. Bizden taraf bir şey darbeci çıkarttılar işte, düşünün.